Somut delil meselesi çok önemli bir mesele. 13. maddede düzenleniyor. Genel olarak tabii ki ilk kulağa geldiğinde somut delil aranması doğru. Buna hiçbir itirazım yok. Uygulamada somut delil aranmadığını da bizzat yaşayarak deneyimliyoruz. Sadece gizli tanık beyanlarıyla, sadece bir ihbar tutanağıyla kuvvetli suç şüphesi vardır denilerek bizim binlerce partilimiz şu anda cezaevinde. Fakat burada somut delilin aranmayacağı bazı suçlar var. Onlar çok önemli. Birincisi insanlığa karşı suçlar. Son kez açıyoruz sayın. Diyorum. Çocuk istismarı ve kadına yönelik suçlarda. Sayın Başkan, ceza yargılamalarında kadın ve çocuğun beyanının esas alınması gerekiyor. Burada somut delil dediğinizde bir tecavüz, taciz, istismar fiilinde somut delil olarak kadının çocuğun beyanı esas alınmalı. Çocuğun üstün yararı ve kadına dair uluslararası sözleşmeler bunu öngörüyor. Bu uygulamada yani kadına tecavüz edildiğini ispatlayın kadın tarafından, şikayetçi tarafından denmesi korkunç bir erkekleri yine korumaya yönelecek ve kadına yönelik suçlarda cezasızlığı daha da arttıracaktır. Nitekim erkek ve devlet bir yargı sistemi var. Bu nedenle bizim bütün itirazlarımıza rağmen bu suç tipleri ayrıştırılmadı ve bunlarda da somut deliller aranacak. Bir